Fikret, ver şu telefonu. Neden? Ya ver şu telefonu. Neden? Neden? Ya ver şu telefonu bana. Neden? Zaten içinde ne olduğunu bilmiyor muyum? Neden bu kadar kızıyorsun? Zaten biliyorum değil mi? Berna'yı sen mi öldürdün yoksa Aras mı? Neyi biliyorsun? Ha, tamam Ferla, şimdi anladım. Bunun içinde başka bir şey var. Bakalım ne varmış. Fikret, şu telefonu verir misin? Hayır Ferda, ben şu telefonu. Hayır Ferda, Fikret, bırak. Ferda, bırak. Telefonu. Ferda, bırak. Bak, bırak. Bağırırım. Ya bağırıp ne yapacaksın? Ha, bağırıp ne yapacaksın? Fikret odama girdi, beni rahatsız etti mi diyeceksin? Utanmayacak bizim bunu yaparken. Peki Merve'ye ne diyeceksin? O eve kaç kere gitmeyelim dedim. Sen beni dinlemedin demeyecek mi? Ha, anladım. Sen Duru ile Şahin'in duymasından korkmuyorsun. Çok tuhaf. Aslında şu an korkmam lazım. Ama inan, senin korktuğun kadar korkmuyorum. Ve bu korkunun nedenini de şu anda gerçekten öğrenmek istiyorum. Bu odadan da, hayatından da çık git benim. Hayır Ferda. Hayır. Ver şu telefonu. Vermeyeceğim. Vereceksin. Vermeyeceğim. Çık git bu odadan. Ferda. Telefonu vereceksin. Ferda, kimin evinde olduğunu unutma. Asıl sen unutma. O benden ne kadar nefret etse de ben onun kızıyım. Merve de onun torunu. Berna öldükten sonra da sen burada zavallı, iğrenç, güçsüz bir iç güveysisin. Öyle mi? Ben kimin evinde olduğunu hatırlıyorum. Asıl unutan kişi sensin. Sen öyle olduğunu sanıyorsun ama inan yanılıyorsun. Aşkım. Sildin mi fotoğrafları? Tabii ki sildim. Aşkım. İyi. Ben de silecektim zaten. Bunun içinde başka bir şey var değil mi? Değil mi Ferda? Senin korkun bu yüzden. Burada başka bir şey var. Var ya da yok. Seni ilgilendirmez. Ayrıca ben değerli şeylerimi cebimde taşımam. Mutlaka yedeklerim. Onu da hiç kimse bulamaz. Şimdi bu telefonu bana. Ferda, ben bana vereceksin. Hayır, ben de senin gibi davranırım biliyor musun? Her zaman bir yedeğim vardır. Her zaman. Hayat uzun Ferda. Her zaman steplerini yanında taşıman lazım. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Selma'yı kıskırmam. İnan Ferda, çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. İğrenç bir adamsın, senden midem bulanıyor benim. Ne var bunun içinde? Söyleyeceksin, ne var bunun içinde? Ferda. Pislik senin. Yoksa başka erkeklerle fotoğrafların mı var ha? Ferda, yoksa sen beni aldatıyor musun? Of işte. Ferda, ver onu bana. Aşağılık. Vereceksin of. Telefonu ver bana Ferda. Ferda, telefonu ver bana. Aşağılık herifsin. Bırak şu telefonu. Çekil şu. Bana vereceksin onu. Çekil, ne var şuradan. Onun içinde Ferda? Çekil söyle. Çekil şuradan. Ah, söyle. Fikir, Ferda, beni, söyle. Kolum acıdı, bırak beni. Vereceksin. Merve! Ne oluyor burada ya? Merve dur, dur annen. Ben öldürürüm seni. Merve tamam. Seni öldürürüm. Merve tamam. Merve. Tamam. Tamam. Merve. Tamam anneciğim. Merve dinle beni. Buraya gel. Merve tamam. Tamam Merve tamam. Merve. Ne oluyor ya? Lütfen sakin ol, anlatmama izin ver. Annenden basına vermekle tehdit ettiği özel fotoğraflarımızı silsin istedim. Şu an içinde bulunduğun öfke ve utanç duygusu ailemiz arasında kalsın istedim. Haksız mıyım? Ama bunun içinde başka bir şey var. Bunları bana göstermemek için de annem bana sağlardı. Çık git buradan, defol. Her geçen gün anneni yeniden tanımak heyecan verici değil mi? Al. Al şu telefonu, sen bak. Merve, al.